الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Dersimiz Sarp Arası, okuduğumuz kitap Bina. 35 bab olduğunu söylemiştik Arap dilinde. Bu kitapta zikredilen en azından bu kadar. Bu bablardan 6 tanesi sülasiydi, 12 tanesi sülasi üzere mezit, ziyade edilenlerdi. Bunlar da kendi arasında 3 kısım. Bir harf ziyade edilenler, iki harf ziyade edilenler, üç harf ziyade edilenler. Bir harf ziyade edilenler, ifal, tef'il ve müfale bablardı. Bunların alametleri ve binasını görmüştük. Daha sonra iki harf ziyade edilen bablara geçmiştik. Bunlar da aslen sülasi üç harfli olan fiilin üzerine iki harf ziyade edilmek suretiyle fiilin mazisinin beş harfli olmasıydı. Bunlar da kendi arasında beş baptı. Bu beş baptan ikisini geçtiğimiz derste görmüştük. Ancak geçen dersin arasında kayıtlarında problem olduğu için hızlıca hatırlatmak istiyorum. Zira kayıtları dinleyenler de oluyor. Bu sebeple o kaydı yayınlayamayacağız. Burada hızlı bir şekilde hatırlatalım. Sülasim cüret üzere ziyade babam 12 bab kendi arasında 3 neviydi. İkinci neviydi 2 harf ziyade bir sülasim cüret üzere. Bunlardan bir tanesi infial babıydı. İnfa'ale, yenfa'il, infa'alem vezniydi. Mevzudunda inkesere, yenkesuru, inkisaremdi. Alameti başına bir hemze ile bir tane nun. Kesreli bir hemze ile sakin nun renkleri çözüyordu. İnkesere, yenkesuru, inkisaremdi. Alameti bulduk. Bu binası arkadaşlar mutavaat anlamına geliyordu. Mutavaatın manası ise geçişli fiilin, müteaddi fiilin taallukundan, yani bir nesneye geçmesinden meydana gelen eseri o fiilin ne yapmasıydı? O nesnenin kabul etmesi. İşte örneği keser tüksü cahit, ben keserek zaten rüzgar. Camı kırdım ve cam kırıldı. İşte kırmak fiili geçişli bir fiildir. Bu fiilin taallük ettiği, geçmiş olduğu cam bu fiilden etkilenip kırıldığı için kırma fiilin eseri olup kırılmak mı olmuştur? Kırılma onda meydana gelmiştir. İşte biz buna mutavaat diyoruz. Demek ki mutavaatı nerede kullanacaktık? Yapılan fiilden hasıl olan eseri mef'ul kabul ediyorsa bunu ifade etmekte eğer cümlemizde vurgu buraya ne yapacaktık? Mutavaattan, infial bağlamına getireceğiz. Bunu söylemiştik. Evet, inkeser, yenkesur, inkisaren, munkesurun, munkeserun eğer meçhul gelirse ismi meful de gelir demiştik. Ondan sonra lem yenkesir, lem ma yenkesir, ma yenkesur, la yenkesur, li yenkesira, len yenkesir, li yenkesir, la yenkesir, inkesir, la tenkesir. Buraya kadar da filmi saymıştık. Meçhulu un küsira olur. Eğer tabi meçhul normalde biliyorsunuz lazım fiillerde gelmez. Ama aslı itibariyle ne demiştik? İki mef'ul olan bir mutaaddif ise mutavaat bu baba girdi ne olurdu? Bir mef'ul düşerdi. Çünkü bu bab mutavaat ifade ediyor. Yani mutaaddi olan kesara fiili buraya girdi ne olur? Lazım olur. Onu da söylemiştik. Bu babın böyle bir özelliği var. Ancak bu babda bir fiilin lazım olmaması için aslı itibariyle olması lazım? İki mef'ul olacak ki iki nesneye geçişte olacak ki buraya geçtiğinde birini kaybetsin, bir tane kalsın. Onu söylemiştik. Evet, ondan sonra ikinci babın ifteale, yefteilu, iftialen iftial babını unuttuğumuzu söylemiştik. Bu babın da arkadaşlar mevzulu ictema'i, ictema'i, ictema'i alameti de öncesine bir kesreli hemze aynat fiiliyle faal fiil arasında ne koyuyordu arkadaşlar? Bir tane T koyuyordu. İşte İftale böyle oldu. İctema'a, cema'aydı. Başına bir hemze, cimle mimin arasında iltihap oldu. İctema'a oldu. Evet. Bu da beş harfli oldu. Böylece iftial babı oldu. İftial babı arkadaşlar ne ifade ederdi? O da mutavaat ifade eden bir babdı. İşte örneğe vermiştik. Cema'atul ibile develeri topladı. Fecitema'a talik edildi. Develer ne yaptı? Toplandı. Bu manayı ifade ettiği gibi bu iftial babı aynı zamanda bir şey toplamak anlamına, edinmek anlamına da geliyordu. İşte ihtetebe ihtetebe odun toplamak anlamına geliyordu. Veyahut da bir şeyde arkadaşlar mübalağa yani şey içtihat dediğimiz yani o işi yaparken kasıtlı, bilinçli ve şuurlu bir şekilde isteyerek yapmak anlamında içtesebe. Kesebe normal kazanmak anlamıdır. Bilinçli veya bilinçsiz. İsteyerek veya istemeyerek. Ama ikitesebe
bilinçli, şuurlu bir şekilde gayretle kazanmak anlamına geliyordu. Bu bakış işte o manayı da ifade ediyor. Yani bir işi yaparken orada bilinçli, şuurlu bir şekilde onu isteyerek, talep ederek, arzu ederek yapmak manasında veriyordu. Bunu da söylemiştik. Şimdi geldik üçüncü babımıza arkadaşlar. Buradan dersimize devam ediyoruz. El-Babu Thalithu. Üçüncü bab. Hangi üçüncü bab? Sülasi üzerinde mezit olan 12 bab vardı. Bunlar kendi aralarında. Üç kısımdı, üç neviydi. Üç neviden birisinde bir harf, ikincisinde iki harf ziyade ediliyordu sülase fiillerin üzerinde. Bunlar da kendi arasında beş baktı. Bunlardan üçüncüsü bir vezni arkadaşlar. İf'alle, yef'allu, if'ilalen. İf'alle, yef'allu, if'ilalen. Evet. Bu bunun vezni bu arkadaşlar. Mevzunuhu, bu if'alle, yef'alle, if'ilalen vezninin mevzunu yani hareke ve sükun dizilişleri bakımından aynısı olan nedir arkadaşlar? İhmarra, yahmarru, ihmiraran. Ve alametuhu, bu babın alameti nedir? En yekuna madihi. Yine mazisine bakıyoruz biliyorsunuz. Sülasiden sonraki bütün fiillerde sadece nereye bakıyoruz? Maziye bakıyoruz. Bazisi olacak, ne olacak? Ala hamseti ahrafin. Beş harfi zor olacak çünkü iki harf ziyade ediyoruz. Ama nasıl olacak? Bi ziyadetil hemzeti. Hemze ziyade edeceğiz. Nereye? Fi evveli. Fi nerede anlamındadır. Zaman ve mekan ifade. Burada fi, fiilin evvelinde. Fi evveli. Fiilin evveline arkadaşlarına bir tane hemze getiriyoruz. İşte ihmar anlamında aslında hamira dedi. Kitapta hamura diyecek ama normalde lügatlerde pek de geçen bir fiil zaten hamira fiili. Hamira şeklinde geçiyor. Evet. Fi evveli. Evveline bir hemze getiriyorsunuz. Daha ne getiriyorsunuz? Bi ziyadeti harfin demektir. Yani bu vavla o kelime arkadaşlar bir ziyadetil hemzeti diyorduk ya hemzenin üzerine atıf diyoruz biz. Yani o kelimenin üzerine bunu göndermiş oluyoruz. Ve harfin ahara harfin bir harf ki ahara başka demek Arap dilinde. Başka bir harf daha ekliyoruz. Ama nasıl bir harf bu? Min cinsi lami fi'lihi. Min cinsi lami fi'lihi. Bu fa'alenin lamel fiil olan burası burada hamira hamira yazdık. Ra hamiranın lamel fiili son yani fa'ale hamira fa'al fiili ha aynel fiili min lamel fiili ra işte lamel fiili cinsinden bir harf koyacağız. Nereye? Fi ahirihi sonuna. Şimdi hamiranın lamel fiilinde yani son harfinde ne var? Ra var. Bir tane daha nakit o zaman aynı cinsten harf koyacağız. O zaman hamira, başına bir hemze, sonuna bir ra, ihmerra oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Anlaşıldı mı? Bu babın arkadaşlar alameti de budur. Demek başında bir hemze, aynı iftial, infial babında olduğu gibi yine hemze var. İntial babında hemen hemzenin yanında bir tane nun vardı. İftial babında faal fiil ile aynı alif arasında bir t vardı. Burada ise lamel fiili cinsinden bir tane daha harf var. İhmar. İhmar. Ha. Yanlış yazdım. Hamura. Hamira'dan geliyor. Kızarmak anlamına geliyor. İhmarra ise çokça kızarmak. Kıpkırmızı olmak diyecek. Ve bina'uhu. Arkadaşlar bu babın binası. Yani bu babtan fiil çatmak, fiil kurmadık sebebini nedir arkadaşlar? Li mubalagatil lazimi. Lazım olan fiillerde mubalağa efendim ifade etmek için. İşte hamira kızardı anlamına geliyor. Çok kızardıysa adam, kıpkırmızı kesildiyse bunu ifade ediyorsunuz. Demek ki lazım olan fiilleri arkadaşlar orada bir mübalağa, manada efendim bir atma, ziyadelik, fazlalık ifade etmek istiyorsanız işte bizde kıpkırmızı oldu, sapsarı, simsiyah diyoruz ya o sim işte bizdeki simsiyah, kıpkırmızı, sapsarıdaki başa mübalağa için eklediğimiz kelimeleri Arapçada ne yapıyorsunuz? Başına bir hemze, sonuna da bir aynı lamel fiilinde bir harf olarak. İhmar. Evet. Lazım fiil olacak buraya gelen fiil. Mesela lazım fiilin daha da mübalağasını ifade ediyor. Demek ki müteaddi fiil buradan gelmeyecek arkadaşlar. Örneğimize geçelim. Tabii o yüzden meful alınmayacak. لِأَنَّهُ niçin bu mübalağa ifade eder? Şundan sebep diyor. Lam burada ise ta'ani ifade eder. Yani illet bildiriyor. Niçin mübalağa ifade eder? Onu açıklıyor şimdi bize. Li ennehu
Çünkü şan derler vuku zamirine, yani dikkat çekmek için önceden böyle bir zamir tuttum. Normalde arkadaşlar zamir geride geçmiş bir şeye gönderilir. Oradaki bu zamiri, değil mi? Eğer onun merci'i nereye döndüğü belli değilse ne yapılmaz? Zamirin manası belli olmaz. Genelde o yüzden önce bir isim zikredilir. Ondan sonra zamirle ne yaparsınız? Ona göndermede bulunursunuz. Ama bazen Arap dilinde böyle geride hiç zamirin merci'i olacak, döneceği efendim bir isim bulunmadan da zamir kullanılır. Bu dikkat çekmektir. Ennehu hocalar bunun genelde çünkü şan diye şan zamiri derler buna. Yani dikkat çekmek lazım. Ennehu o zamiri kim açıklar arkadaşlar? Sonraki cümle açıklar. Yani dikkat edin ki diyor yukalu denilir. Kale dedi, yakulu der, meçhulu yukalu denilir. Ne denilir? Hamura yazıyor sizliklerde belki bilmiyorum ama hamira olacak arkadaşlar. Daha doğru bir film bu. Hamira zeydun. Evet. Zeyd kızardı derler. Ne zamanı böyle derler? İza zaman ifade. Olduğu zamanlar. İza kâne. Olduğu zamanlar. Kim için? Lahu o zeyd için. Ne? Humratun bir efendim kızarıklık. Öyle kızarıklık ama fil cümle. Cümle az demek yani. Az bir kızarıklık olursa adam hafif kızardı, utandıysa bu zaman ne diyorsun? Hamira zeydin diyor. Zeydin suratı biraz kızardı. Ama ve yukalu yine denilir Arap dilinde ne denilir? İhmarra zeydin. Evet. Böyle denilir ne zaman da? İzâ kâne lehu efendim izâ kâne olduğunda lehu zeyd için ne olduğunda? Humratun kızarıklılığı. Evet. Bu kızarıklılık efendim ne şekilde mübalağaten çok mübalağalı aşırı derecede bir kızarma olduğu zaman da ne denir arkadaşlar? Yahmar radıyallahu anh. Evet buyurun. Evet. Fi ama. Bil cümle, fil cümle fark var. Orada kullanmış olduğunuz harficilerden değişiyor. Evet. Fiil cümle Arap'ta o az anlamına gelir. Bil cümle dersen topunu, hepsini, tamamını anlamına gelir. Evet. Bil kuvve, bil fiil tamamen konuşulur diye bir şey. Bil kuvve yani potansiyel demek. Bil fiil efendim onu fiile dökülmüş hali. Yani insan bil kuvve konuşma yeteneğine sahiptir. Yani o potansiyel, o efendim, kabiliyet onda vardır. Ama bil fiil, her saniye, her saati konuşucu değildir. Yani bil kuvve olması potansiyeldir, kabiliyettir. Bil fiilde bu kabiliyetin fiile dökülmüş hali. Yani şu an oluyor olmuş olmasıdır. İnsan, örnek verdiğim gibi, bil kuvve nedir? Konuşma yeteneğine sahiptir. Her zaman sahiptir bil kuvve. Ama bil fiil her an konuşma yeteneğine sahip değil. Çünkü insan her an yapmaz, konuşmaz. Konuştuğum zaman da bil fiil, yani bizzat efendim pratikte konuşuyorsun demektir. Bil kuvve dediğimde sor, yani potansiyel olarak böyle bir kabiliyete sahiptir. Her zaman bil fiil ne olmaz? Olmaz. Bu tamamen alakası olmuyor şey tabii. Evet. Bu da anlaşıldı arkadaşlar. Genelde lazım fiilde mübalağalık ifade eder. Vakıyla denilir ki el-vâni vel-uyûbi. Bunun babın binasını bu şekilde arkadaşlar ifade edenler de var. Evet. Lazım fiillerin mübalağası demek oradan gelecek olan fiil renkte ifade edilir, ayıpta ifade edilir, başka bir şeyde ifade edilir. O yüzden bu baptan gelecek fiiller illa renk veya bir ayıp, bir kusur ifade etmek zorunda değildir. Ama genelde bu if'ilal babından getirilen fiiller ya bir renk veyahut da bir kusur ifade ettiği için arkadaşlar daha kısaca ne demişler? Yani genel fiillere bakarak bu baptan gelen fiiller genelde ya bir renk ifade eder veyahut da bir ayıp, kusur ifade eder. Tabi o kayıp, ayıpta ve kusurda, o renkte yine ne olacak? Bir mübalağa. Yani ziyadelik manasında bir efendim fazlalık söz konusu olacak. Yine lazım. Değişen bir şey yok. Ancak böyle
formül edenlerde olmuş. Çünkü bakıyorsun mesela ihmarra kızarmak, isvette simsiyah olmaz. İsfarra sapsarı olmaz. Şimdi i'verra var, gözünün biri efendim işte şaşı olmak deniyor. Gözdeki bozukluk. Bozukluk efendim, illa şaşılıkla olacak değil. Başka türlü göz bozukluğu da, görme bozukluğu da olabilir. İ'verra, gözü efendim iyice bozulmuş anlamında. Bak bu da bir nasıl fiziki bir kusur oluyor. Anlaşıldı mı? İ'vecce efendim. İ'vecce işte şey olmak, yani bir şey eğri olmak. İ'vecce iyice efendim eğrilmek, büyürülmek anlamına geliyor. Genelde bunlar yani kusur. Ya fiziksel bir kusur ifade ediyor veyahut da bir renk ifade ettiği için bu bağlı binası kusurlar için, fiziki kusurlar içindir. Veyahut da renkler içindir. Şeklinde de bunun binasını formüle edebiliriz. Anlaşıldı mı? Demek ki bu if'ilal bağları mesela Arap dilinde niçin kullanılmış? Bir renk veya bir kusurun aşırı derecede olduğunu ifade etmek için if'ilal bağlarına bakınız. Kullanırsınız. Yani bunu zaten söylemiştik daha evvelde. Arap dilinde kelime üzerine harf ekledikçe mana derece ne olur? Artmaya geçer. Artış olur manada, mübalağa olur. Bir ziyadelik söz konusu. Nitekim bakın, kamira zeydun demek var. Bir de İhmarra zeydun. Değil mi? İşte efendim isvet de simsiyah olmak. Evet. Yani morarmak ben şeyini bilmiyorum. Arapça kelimesi nasıl olduğunu. O yüzden... Papatlıcan Arapçayı o telaffuzu öyle. Evet. Yani o kadar bilmiyorum. Yani buradan öyle getiremedim. Benzeyeceğini diyemezsin. Ef'alle bağdına sokmam lazım. Yehmerra. Evet arkadaşlar. Kızarmak. İyice kızarmak anlamına. Kıpkırmızı olmak. İşte örnek veriyorum. Misalül elvani. İsterseniz buna renklerin misali değil. İsterseniz lazımın mübalağası değil. Aynı şey. Renklerde olan mübalağanın misal adresi şudur. Nahu ihmarra zeydun. İhmarra kıpkırmızı oldu. Zeydun. Zeyd. İsvet de. Efendim. Simsiyah olmak. Evet. Kur'an'ın kendinde de geçer. Ayet-i kerimede. İşte onlardan birisi. Bu idâ düşürâ ahaduhum bil unsâ. Başka bir فَأَمَّا الَّذ۪ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ Başka bir ayette. اِسْوَدَّتْ سِبْسِيَهُ Ne? Vücuhuhum yüzleri. Ahirette işte insanların yüzlerinden bakıyor. Evet. يَوْمَ تَبِيَضُّ اِبْيَضَّ يَبْيَضُّ تَبِيَضُّ Beyaz olmak, bembeyaz olmak, ağırmak. Ve وَتَسْوَدُّ اِسْوَدْتَ يَسْوَدُّ تَسْوَدُّ Vücuhuhum, evet o gün diyor bir takım yüzler bembeyazdır. Bazı yüzlerde simsiyahtır. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ işte اِسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ Yüzleri simsiyah olanlara gelince onlara dedi ki اَكَفَرْتُمْ بَعْلِ اِمَانِ Siz imanınızdan sonra küfre mi düştünüz de yüzünüz böyle simsiyah oldu. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ Yüzleri bembeyaz olanlara gelince onlar da فَف۪ي رَحْمَتِيْهَا Allah'ın rahmetidir. Yani Kur'an'da kullanılan bir kelime. Diğer bir ayette de şu an aklıma gelmedi tam olarak onlardan birine kız çocuğu müjdelendiğinde yüzü simsiyah kesilir. Çünkü Araplarda o zaman için bir ar sayılıyordu. Bu şura hadim. Evet. Onu da bakalım şöyle hemen. Evet. Bil ünse zalle ve cuhuhu müsvedden. Zalle ve cuhuhu yüzü onu verir ne olur? Müsvedden yüzü simsiyah olur diyor. O vakazin efendim sinirlenmiş bir durumdadır. Yetavara min kavlihi min kulma büşrabihi. Kendisine müjdelenen kötü müjdelenen dolayı herkesten saklanıp gizlenir. İşte orada müsvet den diye ismi fail olarak gelmiş arkadaşlar. Evet. Bu renklerin misaliydi. İhmar razıydı. Ve mithalul uyur ayıp fiziki kusurlarının kısa misaliydi. Nahzı i'verra zeydun. Avira gibi nasıl. Bu bağı soktuk ne oldu? İ'verra zeydun. Zeydun gözü efendim kusurlu olmak. İyice gözü bozulmak anlamına geliyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı burası? Şimdi bunun bir sülas şeyini çekelim. İhmerra yahmerru
ihmiraran. İsmi fail arası aslında muhmerihu idi bu. Ama iki tane ayar yan yana gelince biz idgam diyoruz. İki harfi birbirine ne yapıyoruz? Katıyoruz. Muhmerirun kelimesi. Çünkü nereden biliyoruz bunu? İhmerra yahmerru. Aslında yahmerru'dan yahmeriru idi. İhmerara hiç idgamsız. Tek diyorlar Rabbim'e. Yani idgamsız aile. Açık halinde bu fiil çekersek ihmerara yahmeriru. Tamam mı? Ama burada biz ilal yapıyoruz. İhmerara ne oluyor? İhmerra oluyor. Yahmeriru da yahmerru oluyor. İsmi failde aslında muhmerirun olmuş lazım ama muhmerrun oluyor. Çünkü iki ra aynı cinsten iki harf harekeli olarak yan yana gelirse birincisinin hareketini hasfedersin, ikincisine ne yaparsın? Onu idgam edersin. Birincisinin muhmerirun derken re'nin kesmesini attığımız için arkadaşlar ne oldu? Muhmerrun oldu. Yani bunun ismi faili de zaten ismi mefulu gelmez ancak ismi meful gelse harfi celle gelir. Yani ismi faili nasıl bir vezinle gelecek? Muhmerrun diye, muhmirrun şeklinde beklemeyin. Yani ismi faili bundan önceki vaflarda ekreme yukrimu ikramen muhrimun diyorduk değil mi? Ondan sonra katere yukatilu mukatilun diyorduk işte. İnkesere yenkesur inkesere munkesirun diyorduk. Hep kesleri öğretiyoruz ismi failleri. Burada da aslında kulağa geliyor, öyle okumamız gerekiyor. Ancak ihlal kaydısı olduğu için, iki harf birbirine idgam edildiği için burada ne yapamıyoruz? Muhmerin, muhmirun veya muhmerirun okuyamıyoruz. Anladın mı? Bu ihlallerle ilgili tabii daha geniş bilgiyi bundan sonraki inşallah kitapta, Maksud isimli bir kitapta onu okursak eğer orada tek tek bütün ihlal kaydelerini göreceğiz. Arap dilinde nerede idgam yapılır? Efendim nerede ihlal yapılır? Bununla ilgili birçok kural var. Bu kuralları tek tek işlerken bunlar üzerine daha detaylı, daha tafsilatlı bir şekilde duracağız. Şimdilik bunu bilmeniz yeterli. Muhmer, rum, ismi fail, ismi meful zaten ne yapmıyor? Gelmiyor. Lem, şimdi lem, ihmerra, yahmerra, lem, yahmerra, ihmerra, yahmerru. Bunun da arkadaşlar iki türlü okuması cezbedildiği zaman da arkadaşlar bu sonunda aynı harften iki tane bulunan fiilleri arkadaşlar cezmettiği zaman da Arap dilinde iki türlü okuyabiliyorsunuz. Birincisi şöyle. Lem yahmerra veya lem yahmerri diye şeddeli veyahut da aslı itibariyle lem yahmerir şeklinde okuyabilirsiniz. Çünkü Arap dilinde iki tane aynı cinsten şimdi lem yahmerir derken iki tane ra geldi değil mi? Birinci ra'nın hareketi var, ikincisinin hareketi yok. İkinci harf sakin olduğu zaman da Arap dilinde ikisini birbirine katmanız şart değil. Caizdir. Yani ister birbirine katar idgam edersiniz. Lem yahmerra veya lem yahmerri dersiniz. Veya da katmazsınız. Birbirine idgam yapmazsınız. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Lem yahmerir. İster bunu aslı itibariyle lem yahmerir. Lem yahmerira, lem yahmeriru okursunuz. Veyahut da idgam yapacağım dersiniz. O zaman ne yapacaksınız? Şimdi idgamda kural şudur. Birinci harf sakinleştirilir. O harf ikinci harfe ne olur? İdgam edilir, katılır. Şimdi lem yahmerir dediğimizde zaten ikinci ra sakin. Birinci ra ile sakinleştirdiğimiz zaman da iki tane olacak arkadaşlar. Sakin harf oldu. İki sakin harfi okumak mümkün müdür? Değildir. Peki ne yapacaksınız? Bu durumda birinci ra'ya ne yapmak zorundasınız? Hareke vermek zorundasınız. İki türlü arkadaşlar hareke verebilirsiniz. Arap dilinde burada. Lem yahmerir. Ha mu. Bunun aslı hamiraydı. Hame. Yani aynel fiili neydi bunun? Aslı itibariyle hame, hamira, mimdi. Burada şimdi aynel fiili yahmerru'da harekesi nasıl? Fetalı. Fetalı. O yüzden aynel fiiline uygun olsun diye feta verebilirsiniz. O zaman ne olur? Lem yahmerir. Merra'u. Anlaşıldı mı? Birinci sakinleştirdiğiniz ikinci ra'ya feta verebilirsiniz. İki türlü feta verirsiniz. Bir, aynel fiiline uygunluk olsun. Bir de Arap dilinde ehaful harekat. Yani en hafif, en kolay okunabilen hareke nedir? Fetadır. O yüzden verebilirsiniz. Zamma verebilir miyiz? Veremeyiz. Çünkü zamme ne hafif bir harekedir. Ne de aynel fiilinde böyle bir hareket yoktur.
Kesra verebilir miyiz? Kesra da verebiliriz. Çünkü Arap dilinde başka bir kural. Es-sakin izâ hurruke, hurruke bil kesre. Sakin bir harfe geçiş vereceğiniz zaman, hareke vereceğiniz zaman da neyle hareke ediyorsunuz? Kesreyle başlatıyorsunuz. Bu sebeple demek ki ikinci ra'ya arkadaşlar biz ne yapabiliriz? İki hareke verebiliriz. Bir, feta verebiliriz. Aynal fiilindeki mime uygun olsun diye veya da feta Arap dilindeki en hafif hareke olduğu için. Bir de kesra verebiliriz. Arap dilinde sakin harfler kesreyle hareketlendirildiği için. Zamme veremeyiz çünkü zamme ne hafiftir ne de aynal fiilinde böyle bir hareket yoktur. O yüzden idgam yaparsanız, birbirine katarsanız ne diyebilirsiniz? Lem yahmerra da diyebilirsiniz. Lem yahmerri de diyebilirsiniz. Lem yahmerri deseniz bile tesniye çıktı. O zaman ne olacak? Lem yahmerra olacak. Sadece yani müfredlerde bunu diyebilirsiniz. Lem yahmerra, lem yahmerra, lem yahmerru veya lem yahmerri, lem yahmerra, lem yahmerru. Yani idgamsızı daha kolay. Lem yahmerir, lem yahmerira, lem yahmeriru. Bu şekilde okuyabilirsiniz. Demek ki kural şu arkadaşlar. Böyle sondaki iki harfi birbirine şeddeli olan aynı cinsten iki harf geldiği zaman da arkadaşlar orada cezimli yerlerde ki onlar nedir? Lem'dir, lemmadır değil mi? Emir li yahmerir diye okuyorsun. Li yahmerrada okuyabilirsin. De ihmerir. Emirde de cezim oldu. Nerede cezim var? Dört yerde cezim var. Değil mi? Fiilde. Bir. Lem'de var. Cehd-i mutlakta. Lemma'da var. Cehd-i mustarakta. Nehi'de var. Bir de şeyde var. Emir'de var. Nehi'de var. Dört yerde. Tabi emir gayip ve mukatap diye hazır diye ikiye ayırıyor. O zaman yerler artıyor. Ama dört normalde fiiller Arap dilinde arkadaşlar ne olur? Dört yerde cezim olur. Bir fiil muzari. Lem, lemma, emir namı, nehi, lası. Evet. Bunlar fiil muzari eser. Cezmedenler. O yüzden şöyle okuyabiliriz. İhmerra, yahmerru, ihmiraren, muhmerrun, lem yahmerra, lem yahmerri veya lem yahmerir, lemma yahmerir veya lemma yahmerra, lemma yahmerri. Efendim, ma yahmer ru. Cezmedici falan mıdır yok. La yahmer ru, len yahmer ra, li yahmer ra, li yahmer ri, li yahmer rir. La yahmerir veya la yahmer ra, la yahmer ri, ihmerir veya ihmer ra veya ihmer ri. Bu da olur. La tahmer ra veya la tahmerri veya la tahmerir. Bu kadar yeterdir. Geçtim bunu arkadaşlar. Evet. İf'ilal babu. Bu işte Kur'an'da kullanılan mezit fiilleri veren kitapta bunu yazmamış. Aslında Kur'an'da geçen bir fiildi. Bunu orada almamış. Şimdi gelin arkadaşlar. Dördüncü bir babu. Tefa'ale, tefa'ale, tefa'ulani. Tefakkul babı arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de 87 tane var. Yani bundan önce gördüğümüz infial kalıbı Kur'an'da 16 tane vardı. Ondan fazla. Fa'ale, yufa'ale, mufa'ale babı gördük. O 62 taneydi. Ondan da fazla. Yani Kur'an'da çok kullanılan sülasi mezitler içerisinde 3. sırada geliyor. Ef'ale en çok kullanılan. Fa'ale, if'al babı 1. sırada mezitler arasında. Tef'il babı 2. sırada. Burada olmuş arkadaşlar. Üçüncü sırada iftial babı var. Bir önceki derste gördüğünüz ictima. 100 tane fiil var. Ondan Kur'an'da. Dördüncü sırada 87 fiil arkadaşlar. Tefa'ul babı geliyor. Yani bu babda Arap dilinde demek ki çok kullanılan bablardan bir tanesi. İyi bilmemiz gerekiyor. İsmet de yesmet de pek gelmezse de bu gelir arkadaşlar. El babu rabi'u. Yahut dördüncü bab. Hangi dördüncü bab bu? Biraz sesli seyirin sesini kayda geçiyor. İkinci nevi dördüncü bab. Evet biraz yarım cevap oldu. Ama sülasi üzerine mezit 12 bab var. Bunlar kendi arasında 3 nevi. Birinci nevide bir bab, bir harf icat ediyoruz. 3 bab. İkinci nevide 2 harf icat ediyoruz. 5 bab. Bu 5 babdan işte dördüncü nedir?
Dördüncü vezni, yani hareket ve sükunlerinin dizilişi tefa'ale, yetefa'alu, tefa'ulen. Evet. Hareket dizilişini gördük. Ha şunu söylemeyi unuttuk. Farkları söyledik ya mesela. İlk sülasi mecid rubai olanlarda bir Arap'ta if'al tef'il mufale fiil muzari'de işte ekreme yukrimu ilk harf zemmeli orta harf kesreli değil mi? Katele yukatilu aynı şekilde. Ferraha yuferrihu aynı şekilde. Beş harflere geçtik. Durum değişti. İnkesere yenkesiru ilk harf yine fetalanmaya döndü. Burada bütün beş harflerde ilk harf fetalı. Ancak İftial, infial ve iftial bağında fiil muzari ilk harfi ney? Kesralı. Burada arkadaşlar fetalı okuyoruz. Bak. Tefa'ale ve tefa'alu. Aslında bu asıl itibariyle neydi? Yetefa'alu idgam yapmadan önce yetefa'i'alu yani olacaktı ama idgam yaptığımız için ne oldu arkadaşlar? Kesra yok. O yüzden burada yetefa'al okur. Yahmerra, yahmerru. Yani bunların fiil müzarisinde ne yok arkadaşlar? Orta harfin kesralanması söz konusu değil. Bunları karıştırmıyorsunuz. Bak. İnfial babu, iftial babu, inkesara, yenkesiru, ictema'a, yectemi'u, ama ihmarra, yahmeriru değil. Yahmerru. Ondan sonra tefa'ale yetefa'alu. Örneğimizi işte vereceğiz. Fe'al tekelleme yetekellemu. Bu olduğu gibi arkadaşlar. Yetekellimu okumayacağız. Anlaşıldı mı? Burada bir fark. Evet. Vezni iyi ezberliyoruz o yüzden. Tefa'ale yetefa'alu tefa'alu arkadaşlar bunun vezni. Tabii böyle ezberlememiz lazım ama yine de bir öncekinden farkını bilirsek daha bilinçli ve şuurlu oluruz. Vezni bir şekilde ezberleyeceğiz. Ama işte görüyorsunuz vezinler değişik oluyor. Sülasiden rubaiye geçtim mi normalde müzaride ilk harf fetalıyken rubailerin ilk harfi ne oluyor? Zammeli olur. Tıpkı meçhullerde oluyor. Nasıl ayırıyoruz? Ama orta harfi hep kesralı geliyor. Oradan ayırıyoruz. Yani bu farkları bilirsek daha şuurlu ve bilinçli bir şekilde vezinleri okumuş oluruz. Malumunu meçhulünü, mazisini, müzaresini birbirine karıştırmamış oluruz. Mevzunu bu. Şimdi bu babın, yani tefa'ul babı, şunu da söylemiştik, sülasiden sonraki bütün bablar isimlerini mastarlarından alıyor. Çünkü bunların mastarı kurallıdır, kıyasidir. Evet. Tefa'ul babın akşam memzulu, yani hareke ve sükun dizilişi bakımından bunun bir benzeri nasıl bir fiildir? Tekelleme, yetekellemu, tekellümen. Evet. Keleme asli itibariyle bakıyor. Yaralamak anlamına geliyor. Tekelleme de konuşmak anlamına geliyor. Konuşmaya niye yaralamak demişler? Çünkü Arap dilinde bir şey vardır. Cirahatü sinani lehel diyamu ve la yeltamu ma carahel lisanu. Keleme yaralamak. Yaralamak efendim okla, mızrakla, silahla da olabilir. Ama dille de olabilir. Hatta dil yarası efendim daha ileri. O yüzden Arap diyor ki mızrak izleri, mızrak yaraları geçer ama dil yarası geçmez. Dil yarasını zaten herkes bilir arkadaşlar. Evet. Tekelleme, tekellemu, tekellümen arkadaşlar da konuşmak. Keleme, yaralama, tekelleme, konuşmak. Ve alametuhu. Bu babın akışı alameti nedir? Bir fiilin, biz tefa'ul babından veya illa fiil olması şart değil. İsmi faal, ismi yapın da olabilir. Bu babtan geldiğini nasıl anlayacağız diyor. Alameti şudur. En yekûne mâdîhî. Hep aynı ibareler, kalıp ifadeler. Mâdîsi olmasıdır, alâ kamçıda, hafifin beş harfler olmasıdır. Mesela bile. Bir ziyadeti tâ'î. Yine tâ getirdik. İsti'al babını tâ getirdik. Ama bu tâ nereye? Fî evvelihî. Kelimenin başına bir tane t getireceksiniz. Ve harfin âfara, daha ne gideceksiniz? Başka bir harf. Nereye? Beynel tâ'î vel ayn. Fâl fiili ile aynel fiili. Arasına bir harf. Peki ne bu harf? O harfin cinsini arkadaşlar min cinsi aynı fi'lihi o fiilin aynel fiiline bakacağız. Mesela biz kelemeden yapıyoruz. Kelemenin aynel fiili lamdır. O zaman lam cinsinden bir tane daha lam diyorsunuz. Anlaşıldı mı? Bir daha okuyorum. En yakın amadu ala hamsi ta hamsi matisi beş harfli olmasıdır.
Nasıl olacak 5-6 sene? Bi ziyadeti ta'i fi evvelihi, evveline bir ta ziyade ederek ve harfin ahara, başka bir harfe ziyade ederek nereye? Beynel fa'i vel ayn. Fa'al fiil ile aynel fiil arasına. Peki nasıl bir harf bu? Min cinsi ayni fiilihi, o kelimenin aynel fiili, yani kelemenin lam, burada aynel fiili, aynel fiil olan lam cinsinden bir hafta koyacaksın diyor. Ahara başka, ahara başka demek. Ahir son demek. Ve bina'uhu, bu babın arkadaşlar binası, yani bu baptan cümle niçin kurulur, fiil niçin getirilir, onu söylüyor. Littekellüfi, tekellüf. Şimdi arkadaşlar Arap dilinde tekellüfün manası bir işi yapmakta kendini zorlamak. Yani onu yapabilmek için gayret sarf etmek. Şimdi burada vereceği manayı, o yüzden bazıları arkadaşlar tekellüfün manası olmadığı türlü bu manayı eleştirenler var. Nitekim belki sizin kitabınızın yanındaki notlarda da vardır. Ve ma'net tekellüfi, tekellüfün manası, normal arkadaşlar tekellüfün manası kişinin bir işi yaparken o işi yapabilmek, becerebilmek için zorlanması, aşırı çaba göstermesi ve çok yorulması demektir. Anlaşıldı mı? Arap dilinde bir tekellüf şu manaya da gelir. Tekellüf, tekellüfe girmek, yani beceremediği bir işi becermeye çalışıp olmadığı bir şekilde efendim görünmeye çalışmak ama olamamak, onu da becerememek. Yani tekellüf olumlu manada da kullanılır, olumsuz manada da kullanılır. Teşa'ar mesela, işte şair olmaya çalıştı ama beceremedi anlamında. Ama işte tehelleme, yumuşak huylu olmaya çalıştı. Yani yumuşak huylu olmak için aşırı çaba sarf ettiği anlamında, yani olumlu anlamda olması beklenen veya olumsuz anlamda tekellüf nabaya kullanılabiliyor. Burada ise tahsilul maklubu şey'en ba'de şey'in dinle arkadaşlar. Bu tekellüf diyor aslında, bu tekerrür. Bir şeyi defaatle yapma. Bu manaya da gelir bu bağlı manası. Ama tekellüfün manası bu değildir diyorlar. Mesela sizdeki notlarda var mı? Bilmiyorum. Bendeki mesela notlarda. Diyor ki burada. Ve ma'ne tekellüf tahsilul maklub şey'en fe şey'en. Şimdi böyle mana vereceğiz. Galatun fahişundur. Bu yanlıştır diyor. Büyük bir hatadır. Ve sevabu efendim böyle dememesi lazımdı. Doğru olanın manasını arkadaşlar aşağıda şöyle biliyor. Enne fa'ile tefa'ale, tefa'ale fiilinin fa'ili ita'ana ve ita'ayyib ita'ana ve yet'abu fi asli zâlikel fi'ali. İta'ana zorlanmak ve yet'abu ta'ibe yet'abu efendim yorulmak, yani onu yaparken bayağı bir meşakkatle zorluk çekmek fi asli zâlikel fi'ali. O fiilin aslını oluştururken efendim kendisinde o şey olmadığı için, o fiilin aslı bulunmadığı için zorlanmasıdır. Ama ve yezidu husuluhu fihi hakikaten ve yeştehidu fi ziyade. Ve efendim ne olacak? O fiilin efendim husulu, meydana gelmesi giderek ne yapacak? Kişide artacak ve bu işi becerebilmek için gerçekten uğraşmış olacak. Yani buradaki tekellüf mahmud, övülen manada bir tekellüftür. Yani bir şeyi mesela işte cömert olmaya çalışmak, hilimli olmaya efendim, yumuşak başlı bir insan olmaya çalışmak anlamında bir tekellüf de var. Bir de dediğimiz gibi bir işi yapmaya kalkışıp becerememek, eline yüzüne bulaştırmak anlamındaki tekellüf de var. Buradaki o tekellüf kastedilmiyor. Bu burada verdiği tarif ise husulul matlub şey'en fe şey'en, bu bir şeyin tekerrür etmesi anlamına gelir arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Defaatle kişiden efendim meydana gelmesi işte. Tecerra'tul ma'e. Suyu yudum yudum içmek. Yani suyu yapmıyorsun, bir defa da içmiyorsun. Bir damla, bir damla, bir yudum şekilde içiyorsun. Bu, aslında bunu da şu anlamda belki tekellüf manası verebilirsiniz. Yani suyu tamamını içene kadar ne yapıyorsunuz? Yavaş yavaş olduğu için belki bu anlamda bir tekellüf olabilir. Şimdi vereceğimiz örnek de öyle mesela. Teallemtü ilme şey'en ba'de şey'in diyeceğiz. İlmi yavaş yavaş
öğrendi. Bir anda ilme nabiyetin hepsine sahip olamıyorsunuz. Ama aslında orada her öğrendiğiniz başlı başına bir ilimdir. O yüzden tekrar manası burada yani o şerhlerde yapılan itirazda olduğu gibi doğrudur. Buradaki teallemtü ilme şey'en ba'de şey'in efendim nedir? Önce bir ilimden bir mesele öğrenirsin. O da bir ilimdir bir mesele de olsa. Sonra bir mesele daha öğrenirsin. Yani bu tekrarı daha çok ne var? İfade eder. O yüzden burada dediğimiz gibi tekellüfün manası, evet bu mapta tekellüf manası vardır. Yani tefa'al vezni bir işi yaparken zorlanmayı ve sonunda başarılı olmayı veya olamamayı da ifade edebilir. Ancak bu tahsilul matlubu bir şey en ba'de şeyin şeklinde yapmaması lazım diyor. Açıklanmaması lazımdı. İşte aşağıda örnek verdiğimiz gibi bu işi yapan kişi bu işi yaparken ne olacaktır? Çok zorlanacaktır. Ama bu zorlanması sayesinde yavaş yavaş da hedefine ne yapacaktır? İlerleyecektir. Yani ilimi de işte bir bütün olarak düşünür. Parça parça da ilme ulaştığını söylerseniz bu anlamda bir tekellüf meydana çıkar ama burada kastedilen tabii o değil. Evet. Ama anet tekellüfi, tekellüfün burada da manası tahsilul matlub. Matlub, arzuladığımız şeyi tahsil etmek, elde etmektir ama nasıl? Şey'en ba'de şey. Evet. Parça parça elde etmektir. Nahvu örneğini verir. Teallemtul ilme mes'eleten ba'de mes'eleti. Teallemtu, ben öğrendim. Neyi el ilme? İlmi öğrendim. Nasıl öğrendim? Mes'eleten, yani ba'de teallumi mes'eleti. Teallümü meseletin ba'de meseleti. Bir meseleyi öğrendikten sonra ba'de sonra demek ba'de meseleti. Bir mesele öğrendikten sonra bir mesele öğrenmek suretiyle bu şekilde öğrendim. İşte bu dediğimiz gibi bu tekerrür manası değil. Bu ne manası? Tekerrür, tekrar manası. Çünkü her öğrendiğin şey sonuçta nedir? Bir ilim midir? İlimdir. O zaman her öğrendiğinde İlim, bir ilim öğrenmiş olur, seni ilmin atmış oluyor, ilim senden tekerrür etmiş oluyor. Yoksa burada tekerrür yok. Tekelleme tabi bu anlamda tekrar var. Tekelleme, çünkü birisiyle konuşmak sürekli, konuşmada da tekrar var. Bu arkadaşlar, babın binası başka manalarda geliyor. Mutavaat manasına geliyor, bizim infial ve iftial babında olduğu gibi. Mesela ne güzel? Bu keseraden kırdan kırıldığı ifade etmek için inkesarayı kullanırsınız. Ama tef'il babından kesara, parçaladım. O da paramparça oldu. Bunu ifade etmesi olan birisiniz. Kessertuhu fe tekessara. O da ne oldu? Paramparça oldu. Yani mutavaat ifade ediyor. Ama nasıl bir mutavaat ifade ediyor? Kessaradaki kırma nasıldı? Orada çünkü tef'il babının binası neydi arkadaşlar? Mübalağa için değil mi? Şey değil, çokluk için değil miydi? Çokluk için değil. Kesara kırdı. Kessara parçaladı. Değil mi? Paramparça, tuz düz etti. İşte kesara kırdım, kırıldı diyeceksiniz, inkesara diyeceksin. Ama kessertu, parçaladım onu. O ne oldu? Fetekessara da paramparça oldu. Anlaşıldı mı? Bu manada mutavat. İşte katta'atuhu, onu parçalara ayırdım. O da fetekatta, o da paramparça oldu. Anlaşıldı mı? Yani kesaradan mutavaat yaparsanız inkesaraya koyarsınız. Ama kessara ve katta gibi yani teksir ifade eden çokluk ifade eden müteaddi fiillerden şey yapacaksanız mutavaat yapacaksanız hangi bakış atıyorsunuz? Tefaun. Çünkü o fiilin kırılma, o fiilde ne var mesela? Kesmekte, kırmakta, işte katta ve kessere'de bir ne söz konusudur? Kesret söz konusudur. Bu fiili kabul eden mef'ulde de, ki mutavaatın manası oydu, yapılan fiilden hasıl olan eseri mef'ulün nesnenin ne yapmasıydı? Kabul etmesiydi. O zaman kabul de nasıl olacaktır? Fiile göre çok çoğalmasa o zaman paramparça olduğu anlamda bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tekellük manası ne olur? Teşecca'a. Şuca, cesur adam demek. Teşecca, cesaret göstermek için çaba sarf etmek. Anlaşıldı mı? Tesabbara, sabretmeye
çalışmak, sabırlı olmaya gayret göstermek. Bunlar da bir tehalleme. İşte efendim uysal başlığı, halim selim bir insan olmaya çalışmak. Bunlar da var. Evet. Babın bu özelliklerinden mesela kendilerinin işte mahtar halinde, onun işte bir baba girmiş halinde, girmiş yani mezun bir halinde görsek, tek olarak o babın o verdiği özelliklerden kelimenin manasını çıkarabilir miyiz yoksa sözlüğe bakmamız gerekiyor? Genelde çıkarabilir misin? Takatta adam bunu çıkarsın. Kessertuhu fetekessera. Kırdım, o da kırıldı, paramparça oldu. Kattaatuhu fetekatta. O da tabi, yani fiilin hiç manasını bilmezsem ama şimdi şecaat, sabır, hilim, bunlar da işte tehelleme, tasabbara, işte efendim teşecca'a, bunları da işte cesur görünmeye çalıştı. Sabırlı görünmeye çalıştı. Halim selim bir insan olmaya çalıştı. Burada da mutavaat manası olmadığını ne yaparsın? Anlarsın. Yani fiilin aslını bilirsen efendim, o fiilin aslı burada mutavaat mı ifade ediyor? Tekellüf mü ifade ediyor? İşte tekrar mı ifade ediyor? Bunu ne bilirsin? Fiilin aslından, manasından da çıkartabilirsin. Zaten fiilin manasını yani bileceksin ki bu baptaki işte binalardan hangisi mutavaatla mı alakalıdır, tekellüfle mi alakalıdır, tekrarla mı alakalıdır, ne varsa bunu bilebiliriz. Evet. Buradaki mesela tekellüf ve yalnız bakın, bu tefaul babında bir tekellüf vardır, bir de bundan sonra gidelim tefaul babında bir tekellüf vardır. Buradaki tefaul babındaki tekellüf mezmum bir şey değildir. Yani teşecca cesur olmaya çalıştı, cesur gibi göründü değil yani. Ama bir de ne var? Tefaul bağında bir tekellüf vardır. Becerememek oradaki ama. Temaraza. Hasta gibi görünmek, hasta olmadığı halde. İşte efendim tecahele, cahil olmadığı gibi cahilmiş gibi yapmak. Bunlar efendim farklı. Buranın tekellüfüyle, yani tefaul bağının tekellüfüyle tefaul, bundan sonra göreceğimiz bağın tekellüfü aynı değil. Bunlar genelde mahmud olan, övülen ve sonunda yani kişinin şeye vardı, başarıya ulaştı şimdi. Bazen olmuyor bir şey. Şa'ara, şair gibi olmaya çalıştı ama beceremedi anlamında da manalara da gelir ama genelde dediğimiz gibi teşacca'a, tasabbara, tahat, efendim tehelleme bu anlamıdır. Anlaşıldı arkadaşlar. Bunu geçiyorum. Evet, manasını verdik. Ve manet tekellüf, buradaki manası dediğimiz gibi normalde tekellüfün manası değil. Neyin manası? Tekrarın manası. Tahsilul matluf şey en var şey. Parça parça bir şeyi bu tekrar ifadeler. Nahmu teallemtul ilme meseleten dalemti örneğini vermiştik. Bunun arkadaşlar fiilini emsileyi muhtelifle çekecek olursak tekelleme yetekellemu tekellümen mutekellimun. Burada çünkü ismi fail geliyor. Herhangi bir idgam söz konusu şeyde değil. Mütekellimun. Efendim ismi meful gelmesi için mütekellimun işte harfi celle alıyorsa eğer lazım bir fiilse tekellemtu ma'a zeydin. Harfi celle mütekellimun ma'ahu. Kendisiyle konuşulmuş kişi. Evet. Sonra lem tekellem, lem ma yetekellem, ma yetekellemu, la yetekellemu, len yetekelleme, li yetekelleme, la yetekellem, la tekellem. Nasıl yapıyorduk? Müzari tarafını atıyorduk. Müzari tarafını attıktan sonra harf harekeliyse, yani sakin değilse direkt onu alıyorduk. Tekellem, konuş anlamı diyor. La tetekellem, konuşma. Evet. Bu da böyle arkadaşlar. Hem bunların meçhulleri tekelleme tukullime meçhul olacaksa ne olur? Tukullime taalleme tuullime. Onları da tek tek ne yapacağız? Göreceğiz. İkinci derste bunun üzerine dururuz. Yani tuullime tukullime. İlk iki harf arasında ne? Zammeli. Anlaşıldı mı? Evet. Bir tane daha
Okuyalım saat 8'e. Burada bırakalım. Burada bırakalım. Çünkü bu bak biraz tekellüf bizi karıştırdı. Buradan sonra devam ederiz. Peki bu akşam ne öğrendik? Bunu kısaca özetleyelim. Dedik ki sülalesimiz üzerinde 12 bab var. Bunlar kendi arasında 3 nevi, 2. nevi de 5 tane bab var. 2 artı yer etmek sözüyle. Bunlardan birisi müfeal babıydı. İkincisi iftial babıydı. Üçüncüsü bu akşam gördüğümüz arkadaşlar if'ilal babı. İf'ilal babının binası lazımda mübalağa ifade etmek için demiştik. Renkler ve fiziki kusurlar için olduğunu söyleyenler unutmuştuk. Ondan sonra tefa'ul babını gördük. Tefa'ul babının alameti. Binası da tekellüf, tekrar, mutavaat manalarına vuruyor arkadaşlar. Geliyor. Bunları da öğrenmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde buradan devam edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.